Allah'tan başkası kıyametin ne zaman kopacağını bilebilir mi? Kur'an, kıyamette yaşanacak olaylar hakkında neler söylemektedir? Kur'an'a göre herkes aynı cennete ya da aynı cehenneme mi girecektir? Kabir azabı var mıdır? Kur'an'a göre Hazreti İsa tekrar yeryüzüne gelecek midir? Bu soruların yanıtı ve daha fazlası birazdan Profesör Doktor Mehmet Okuyan'ın konuk olacağı Emre Dorman'la aklımdaki sorularda. TV8 ekranlarından aklımdaki sorular programımızdan herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Tanıtımda da gördüğünüz gibi bu gece Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız bizlerle birlikte Kur'an'a göre kıyamet ve ahiret konusunu ele alacağız. 18 tane temel soru belirledik. İnşallah program süresince bu soruları cevaplamaya çalışacağız. Hatta umarım erken bitiririz ve Maide suresine başlarız ve devam ederiz. Hatırlarsanız en son Nisa suresini hocamızla tamamlamıştık. Bu konuda da çok ilgi vardı. İnşallah vakit kalırsa Maide suresinde başlayıp devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Vaktimizi iyi kullanalım, hemen başlayalım istiyorum hocam. Bu kıyamet ve ahiret meselesi üzerine çok konuşulan, çok tartışılan ve çok spekülasyon yapılan da bir konu maalesef. Bir Kur'an'ın ortaya koydukları var, bir de Kur'an dışında birçok bizim işte literatürde, rivayet kültüründe anlatılar var ve ciddi bir kafa karışıklığına sebep oluyor bunlar. Hemen isterseniz şu soruyla başlayalım hocam. Yani Allah'tan başkası kıyametin ne zaman kopacağını bilebilir mi? Şimdi ben de kardeşlerime iyi geceler diliyorum. Kıyamet, ahiret Kur'an'ın en temel konularından bir tanesi. Yani belki akla gelebilir ki niye bu konuyu konuşuyoruz? Evet, konuşmalıyız çünkü vahyin indirildiği dönemde Mekkeli müşriklerin en temel sorunlarından bir tanesi, inanç sorunlarından bir tanesi, bizim kıyamet dediğimiz, Kur'an'ın son saat dediği bu dönüşüme inanmamaları ve ölüm sonrası bir başka hayatın gerçekleşeceğine dair Mekke toplumunun önemli bir bölümünün iman etmemesiydi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de konuları şöyle özetleyelim dese bir adam, Allah-u Teala'nın varlığı, birliği, kudreti, Risalet kurumu ve ahiret. Bu üç konu aslında Kur'an'ı özetler. Yani Allah'ın varlığı, birliği, kudreti, Allah'tan başka ilah olmaması, Allah'ın kudreti, nitelik sıfatları. Allah'ın sıfatları. Peygamberlik, evet. Ve ahiret meselesi. Evet. Üç, bu üçü. Evet. Yani üçü üzerinde döner durur. Niye böyle? Çünkü Mekkeli müşrikler Allah'a inanıyorlardı fakat Allah'ın peşi sıra başka tanrılara da inanıyorlardı. Aracı edinerek inançları vardı. Ama onlar peygamberlik kurumuna inanmıyorlardı. Onlar peygamber diye melek bekliyorlardı. İlle insan olacaksa kendilerince, işte bu ya Mekke'de Velid bin Mughire ya da Taif'te Urve es-Sakafi diye hatırlı iki kişi var. Olsa olsa onlar olurdu diyorlardı. Yani peygamberliğin imkanını veya vahyin imkanını reddetmiyorlar bu anlamda. Ama olacaksa da illaki bizden biri. Yani ya melek olacak diyor. Yani insan peygamberi pek istemiyorlar. Bu Mekkeli müşriklere özel bir beklenti de değil. Bu beklentinin hemen hemen aynısı Hazreti Nuh zamanında da dile getirilmiş bir beklenti. O zamanın inançsızları tarafından. Bir peygamberlik sorunu var. Onlar nasıl bir peygamber beklediklerini anlatıyorlar. İşte peygamber dediğin şöyle 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 sıra dışı özellikleri olan, uçan kaçan falan, böyle bir peygamber bekliyorlar. O beklentiyi reddediyor. Allah-u Teala onun üzerinden Kur'an-ı Kerim'de 28 tane peygamberin hayatından kesitler sunuyor. İkinci konu onun için risalet konusudur diyoruz. Üçüncü konusu da me'at dediğimiz işte yeni bir hayata başlama, ahiret. Biz ona ahiret diyoruz. Kur'an da ahiret diyor. Fakat bizim kıyamet dediğimize Kur'an-ı Kerim kıyamet demiyor. Evet. Bizim kıyamet dediğimiz hani bu sistemin yıkılışıyla alakalı bir olay. Ona Kur'an-ı Kerim son saat diyor. Evet, saat ifadesini kullanıyor. Evet, es-sa'a kelimesini kullanıyor. İşte o saat, yani son saat demek. Peki kıyamet kelimesi Kur'an'da geçiyor mu? Tabii geçiyor.
Ama tek başına değil, yevmül kıyamet, tamlama şeklinde geçiyor. Kıyamet günü. Kıyamet günü. Peki kıyam, kıyamet ne demektir? Kıyam ayağa kalkış demektir. Kıyamet günü de yeniden diriltilişin yaşanacağı gün demektir. İnsanların kabirlerden tekrardan kaldırıldığı ve yeni alemin işte toplandığı, dizayn edildiği o günün hepsine kıyamet günü deniyor. Şimdi bizim literatürümüzde, işte sizin sorunuzu cevaplamak için söylüyorum. İşte kıyametin vaktini kimse bilebilir mi? Ha işte orada kastedilen aslında Kur'an'ın son saat dediği şeydir. Şimdi ayet okuyacağım, orada kıyamet kelimesi geçmeyecek. Evet. Öyle olunca adam diyebilir ki yani Emre Hoca ne sordu, sen ne cevap veriyorsun filan. Hayır, işte bunun altyapısı böyledir. Bizim kıyamet dediğimizde Kur'an-ı Kerim es-sa'a kelimesiyle değiniyor. Şimdi bu konu ciddi bir konu. Hazreti Peygamber'e sahabiler Kur'an-ı Kerim'de konu çok sıklıkla geçtiği için soru soruyorlar. Ne zaman kopacak? Ne zamandır o saat diye. Hatta alay ediyor bir kısmı. İnkarcılar alay ediyor. Müslümanlar da merak ediyor. O kadar sıklıkla ve özene bezene soruyorlar ki Peygamberimiz buna iki şekil cevap verdiği rivayet ediliyor. Bir tanesi diyor ki ene ve sa'ah kehateyni. Ben ve o saat böyle iki parmağım yan yana işte bu kadar yakın. Yakın yani. Yakın yani. Her an kopabilir. Bir başka rivayette de diyor ki yani sen onun niye soruyorsun ki? Ne hazırladığına bak. Yani çünkü bunu Peygamberimiz de bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın Kur'an vahyi Peygamberimize açılan gayiptir. Yani bu Kur'an'ın verdiği bilgiler Peygamberimize Cenab-ı Hakk'ın gayba dair verdiği bilgilerdir. Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ama Allah gaybını işte elçisine açar. Açtığı gayb vahiydir. Vahiy dışında başka bir gayb açılmış filan değildir. Öyle bir şey yok. Bu ama bu gaybtir. Peygamber kıssalarını anlatıyor. Diyor ki tilke min enba'il gaybi nuhiha ileyk. Bunlar gaybın haberlerindendir. Bunları sana vahyediyoruz işte. Hocam çok kısaca hemen gaybla ilgili de bir cümle kullanalım. Belki genç kardeşlerimiz vardır. Tam şu anda zihninde uyanmış. Gayb kelimesi tabii. Gayb iki türlüdür gayb. Bir tanesi mutlak manada bizden kayıp olan bilgi demektir. Yani bizim ne olursa olsun bilemeyeceğimiz bilgiler, erişemeyeceğimiz bilgiler Allah-u Teala'nın sadece kendisine ait kıldığı, kendisine özel kıldığı bilgiler. İşte bu son saatin zamanı, cennetin ahvali, cehennemin durumları, meleklerin durumları vesaire. Bunları biz bilmiyoruz. İkinci gaypsa görece gayiptir. Yani zamana, zemine, şahsa bağlı gayıplar. Mesela geçmiş peygamberlerin kıssalarını Allah-u Teala gaybin haberleri diye tarif ediyor. Neye göre gayb? Sonraki yaşayanlara göre gayiptir bu. O dönemde yaşayanlar için o gayb değildi. Yani o zaman onu biliyorlardı insanlar. Fakat aradan vakit geçtiği için artık doğru bir bilgi akışı söz konusu olmadığı için o vaktinde bilinen şey artık bilinemez olduğu için ona da göreceli gayb deniyor. Peki i̇ki peygamberimizin söylediğine dair iki rivayetten bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor hocam bu konuda? Şimdi bakın ne diyor. Peygamberimize sık sık soruyorlar. Şimdi ayette de o geçtiği için o rivayetleri hatırlattım. Bakın diyor ki iki ayettir bunlar. Bir Araf suresi 187. ayet. Bir de Nazihat suresi 42. ayet. Yes'elûneke sana soruyorlar. Anis saati o saatten. Eyyâne mursâha ne zaman demir atacak diye. Ne zaman demirleyecek diye. Hani geminin demir atması artık yolculuğun bitmesini temsil eder. O bir mecazi ifadedir. Burada da o saatin demir atması demek yani bu sistemin yolculuğu ne zaman bitecek diye sana soruyorlar. Kul bunu sana soranlara de ki innemâ ilmuha inde rabbi. Onun bilgisi sadece ve sadece Rabbimin katındadır. Arapçada bu innema edatları vurgulu edatlardır. Sadece, ancak, yalnız manalar verir. İstisnasız yani. Evet, sadece Allah bilir, başkası bilmez. La yücelliha li vaktiha illahu. Onun vaktini ondan başka ortaya çıkarabilecek hiç kimse yoktur. Yani bu da vurgulu. Bu ayet tek başına bu sorunun net cevabını veriyor. Ya bitti yani, ben onun için bunu seçtim. Evet. Daha onlarca ayet var. Birkaç tanesinin numarasını söyleyeceğim, detayına girmeyeceğim ama bu ayeti bilirse bir adam
Bir daha böyle kıyamet alametleri falan diye döktürenlere bir dakika. Araf suresi 187. ayet sana indi mi inmedi mi kardeşim? Bu ayeti oku, ondan sonra konuş diyeceksin. Şimdi hocam tabi Kur'an-ı Kerim'de dini konuda ihtiyaç duyulan her sorunun cevabı var ama bu cevaplara ulaşmak için Müslümanların gündemine Kur'an'ın gelmesi lazım. Yani bizim de bütün derdimiz, amacımız zaten bunu gündeme getirmek. Aynen öyle. Bu sorunun cevabını sorarken ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz cevabını. İzleyicilerimiz de belki birçoğu biliyor ama bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Kur'an bunun cevabını veriyorsa o zaman başka cevaplara yani bakmaya gerek yok. Yani bizi Kur'an ihtiyacımızı karşılıyorsa... Bizim bilgimizi Kur'an'ın inşa etmesi evet. lazım. Yani Kur'an bu konularda sessiz bir kitap değil. Bir sürü ayet var. Bu kadar ayetle ele alınan bir konuya sanki Kur'an değinmemiş de biz şimdi başka yerlerden arıyoruz. Cevaplar arıyoruz. Sonra o cevaplar şimdi öyle cevaplar var ki öyle tarif ediliyor ki bu kıyamet alametleri sanki biri biliyor da gerçekten o bilgisini müşahede etmiş, görmüş. Şahit olmuş, oradan anlatıyor gibi yani anlatıyorlar. Korkunç. Gibi. Yani korkunç sapmalar var, saptırmalar var. Şu ayete bakın. Onun vaktini Allah'tan başka ortaya çıkartabilecek hiç kimse yoktur. Şimdi bu uzun bir ayet. Devam ediyor. Sekulet fissemavati vel ardı. Onun bilgisi göklere de yere de ağır gelir. Kaldıramaz o bilgiyi kimse. Evet. Ağırdır. Kimse bunu ne göklerde ne yerde kimse kaldıramaz, ağırdır. La te'tiküm, şimdi şu cümleye bakın. La te'tiküm illa bateten. Hep vurgulu ifadeler bunlar. Kıyamet o son saat size aniden gelecektir. Hiç beklemedim. Ya aniden gelecek şeyin alameti olur mu arkadaş? Bir şeyin alametleri varsa ona aniden geldi denir mi? Yani hava bulutlandı, bulutlar karardı, rüzgar da çıktı, şimşek de çakıyor, aniden yağmur başladı denir mi? Ne aniden işte? Yarım saattir belirtilerini görüyorsunuz zaten. Buna aniden geldi denmez. Ama bu son saat dediğimiz şey aniden gelecek. Bunun alameti falan yok. Bir cümle daha. Yes'elûneke, sana soruyorlar. Ke'enneke hafiyyün anha. Sanki senin ondan haberin varmış gibi. Yok çünkü yani. Yani ayet daha ne desin aslında? Ve peygamberimizin de haberi yok. Yok. Bilmiyorum ben diyor. Başka ayetlerde geçiyor. Yakın mıdır, uzak mıdır? Bilmiyorum kardeşim diyor. Bunu bana sormayın. Ben nereden bileyim? Kul de ki bu soruyu soranlara bir daha. İnnemâ ilmuhâ indallâhi. Onun bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Velâkinne ekseren nâse lâ yâlemûn. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Şimdi bir sonraki ayet 188. Araf. Kul de ki la emliku li nefsi naf'an ve la darran illa ma şa Allah. Allah'ın dilemesi hariç ben kendim için hiçbir yarara da zarara da malik değilim. Benim bu imkanlarım yok. Ve lev kuntu a'lemul gaybe. Eğer ben gaybı bilseydim, şimdi bu gayb konusu çünkü. Ben eğer o gaybı bilseydim lestektertu minel hayri. Daha çok hayır işleri yapardım. Ve ma messeniye su ve benim başıma hiçbir kötülük de gelmezdi. Yani aynı zamanda insan tabiatının gerçeğini de ortaya koyuyor. Tabii canım, insan yani peygamber işte. Sonra işte kıyamet kopacak dese hepimiz yani değil mi bir anda? Yani telaş içerisine gireceğiz. Kıyametin hangi dakika kopacağını bildiğinizi varsayın. Yaşayabilir misiniz daha? Bu hayatın bir anlamı kalır mı? En uç örnekleriyle bu iki ayet Araf suresi 187 188. ayetler bunu ortaya koyuyor. Bence konuşulacak hiçbir şey bırakmıyor. Bırakmıyor. Ama hadi anlamadı adam diyelim. Bir ayet daha söyleyelim. O da Muhammed suresinden. Evet, şimdi o geçiyordu aklımda hocam. Muhammed suresinden. Nazihat suresinden söylediğim ayet 42, 43, 44. Onları da okusun kardeşlerim. Nazihat suresi 79. suredir. Onun 42, 43, 44. ayetleri benzer ifadelere sahip. Orada diyor ki Allah-u Teala fîme ente min zikraha. Sen nere onu bilmek nere? Bilemez yani hiç kimse. Buna rağmen adam diyor ki peygamberimiz şöyle 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 adres tarif etti. Ki burada zaten şimdi belirtilerin geldiğini şimdi ifade diyor, ediyor. Evet. Muhammed suresinin 18. ayeti. Fehel yanzurûne ille sa'ate en te'tiyehum ba'teten. Bu adamlar o saatin kendilerine aniden gelmesinden başka ne bekliyorlar ki? Fekade ca'e eşratuha. Onun bütün alametleri zaten gelmiştir. Bitti.
Daha alamet yok. Artık kıyametin kopma anı var. Aniden kopması söz konusudur. Ondan sonraki süreçten bahsediyor Kur'an. Evet. Onun için alamet beklemeyeceğiz. Zaten alamet geldi. Yani peygamberimiz son peygamber. Kopacak. Vahiy son vahiy. Tabii. Yani Hazreti Muhammed'in son peygamber oluşu, onun öncesinde Hazreti İsa'nın peygamber olarak gönderilmiş olması ve son vahyin gelmiş olması, üç alamet noktasında zaten meselenin olup bittiğinin ap açık göstergesidir. Bunun üzerinden yani bir ayet daha okuyayım. Okuyalım, sonra diğer soruya geçelim hocam. Bir ayet daha okuyayım. Yani bu konuda bir sürü ayet var da Taha suresinin 15. ayeti var. Bakın diyor ki İnne saate atiyetun. Bu son saat var ya, bu mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Ekâdu uhfîhâ. Bunun iki tane anlamı var. Ekâdu uhfîhâ. Neredeyse onu kendime de gizleyeceğim. O kadar gizli ki neredeyse kendimden de gizleyeceğim, bir anlamı bu. Diğer anlamı ise ekâdu uhfîhâ. Neredeyse onun gizliliğini kaldıracağım. Yani artık kopacak yani. O kadar yakın olduğunu göreceksiniz yani. Kopmuyor muyum? Evet. Bir taraftan ne kadar bilinmez olduğunu beyan eden bir cümle bu. Bir taraftan da ne kadar yakın olduğunu ortaya koyan bir ifade. Şimdi bu ayetler burada dururken, daha da var. Bu ayetlere rağmen kalkıp mesela Ahzab suresinin şu ayeti. Yani nereye koyacaksınız bunu? Yes'elüken nâsu anissâ. 63. ayet Ahzab suresinin. İnsanlar sana son saatten soruyorlar. Kul innemâ ilmuhâ indallâh. De ki onun bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Ve mâ yudrîke. Hem sana kavratan ne olabilir ki? Lealle sa'ate tekûnu garîbâ. Belki de o saat çok yakındır. Bilmezsin diyor. Onun bilmediğini ilan ettiği bir konuda insanların edebiyat üretmesi, eskatolojik bilgiler vermesi gerçekten şaşılacak. Hocam aslında bir anlamda her insan öldüğü zaman bu dünyayla irtibatı bittiği için zaten kıyameti kopmuş oluyor. Kıyamete kadar da işte dirilmeyecek. O başka, o dolaylı yani bir gönderme. Yani insanlar dediğiniz gibi hani peygamberimiz isnat edilen o rivayete de bakacak olursak yani insan ne hazırladığına bakması lazım. Yani kıyametin bugün, yarın, işte 1000 yıl sonra kopması bir şey değiştirmiyor. Ama önemli olan senin hazırlığın nedir? Anladın mı? İşte o daha cazip oluyor. Evet. Değil mi? Böyle anlatıyor. İlgi çekiyor. O alamet dedikleri şeyler var ya, o alamet dedikleri şeyler ta Hazreti Peygamber zamanında da vardı. Onlar her zaman var. Daha önceden de vardı. Binalar yüksek olacak canım. Hazreti Hud'un kavmi, o İrem şehrinin sütunları zaten gökdelen demektir yani. Onlar her zaman vardı. Bir yerden duman çıkacak. Her zaman çıkıyor arkadaş bu. Bundan sonra zaman belirlemek değil, o olaya her an hazırlıklı olmak diye bir yükümlülüğümüz var. Dikkat çekilen nokta hocam, buydu. Peki Kur'an kıyamette yaşanacak olaylar hakkında neler söylüyor? Bu başlı başına bir program konusu, farkındayım ama en azından bazı ayetlerden örnek vererek isterseniz çok kısaca özetlemeye yani, çalışıyorum. Yani kasıt şu mu? O yıkım esnasında neler olacak? O mu? Evet. Sonraki aslında halinde saat geldiği zaman, yani o sure yüklendiği zaman ne olacak? Yaşanacak? Neler söylüyor Kur'an-ı Kerim bununla tamam, ilgili? Tamam, hemen söyleyelim. Hiç kendimiz bir şey demeyelim. Vahiy konuşsun. Sahibi söylesin. Ne diyor? Bakalım. Önemli bir konu değil mi? Önemli. Ciddi bir şey. Bu konuda vahyin sessiz kalması mümkün değil. Bir sürü ayeti kerime var. Tekvir suresinin ilk ayetleri bunu anlatıyor. Ne diyor Allah-u Teala? Bakın ne olacakmış o zaman. İşte alamet dedikleri bu. Bu alamet değilse bu olayın kendisi. Parçası zaten. Güneş batıdan doğacak, doğudan batacak deniyor. Ya işte o kıyamet, o alamet değil. Bu sistemin böyle güneşin yörüngesini, hareketini değiştirmesi zaten sistemin yıkılması demektir. Bitti o yani. Alamet değil, bizatihi olayın kendisi yani. Bakın diyor ki İdeşşem sükûb veret. Güneş dürülecek. Böyle toparlanacak. Yani başka bir şey onu kuşatacak. Ve İden nücûmün kederet. Gök cisimleri dökülecek. İşte onun gök cisimlerinin sönmesi, yıldızların sönmesi o Mürselat suresinde geçiyor. Buradaki inkeder aslında dökülmek demektir. Kendi varlığını kaybetmesi demek. Ve idel cibalü suyyiret. O korkunç olayda dağlar böyle yürütülecek. Birbirlerine çarpacaklar. O dağların birbirlerine çarpmasıyla alakalı şöyle bir ayet-i kerime var şeyde
Hakka suresinde 14. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala, hani sura üflendiği zaman ne olacak? Orada sur ifadesi de geçiyor. Evet. 13. ayette feyza nufiha fi's-suri nefhatun vahide. Sur denen buraya bir defa, bir tek defa üfürüldüğünde ve humiletil ardu vel cibalu. Yeryüzü ve dağlar taşınmış olacaklar. Fedükketa dekketen vahide ve şiddetli bir şekilde birbirlerine çarpacaklar. O kadar çarpacaklar ki işte bu Hakka suresindeydi. Şeyde Müzzemmil suresinin 14. ayetinde diyor ki yevme tercuful ardu vel cibalu. O gün yeryüzü ve dağlar korkunç bir sarsıntı geçirecekler. Ve kânetil cibalu kesiben mehîlâ. Dağlar o gün kum yığınına dönecek yani. Yani o devasa cüsseli dağlar birer kum zerreciği gibi, toz gibi atılacak. Kâri'a suresinde diyor ki ve tekûnül cibalu kel'ihnil menfûşi. O gün dağlar atılmış yün gibi olacaktır diyor. Olayın çok hani dağlar sabit, sarsılmaz gibi göründüğü için mesela Mekkeli müşrikler son saatten söz edilen ayetleri işittikleri zaman peygamberimize sorarlarmış. Yani peki hadi insanları öyle böyle etkilediğini, etkileyeceğini söylüyorsun. Peki ya dağlara bir şey olacak mı? Alay ediyorlar. Onun cevabını da Taha suresinde veriyor Allah-u Teala. Ve yes'elûneke anil cibâli. Sana o gün dağların durumundan soruyorlar. Fekul de ki bunu soranlara. Yensifuha rabbi nesfa. Rabbim onları toz duman edip savuracak. Başka? Feyezeruha ka'an safsafa. Onların yerlerini dümdüz bomboş bir alan haline terk edecek. La tera fiha ivecen ve la emta. Öyle bir savrulma, öyle bir kum görüntüsü meydana gelecek ki artık onların yerinde ne bir çukur ne de bir tümsek olmayacak diyor. Öyle korkunç bir hareketten söz ediyor Allah-u Teala. Ki zaten bu saat geldiği zaman orada yaşanacak olayların dehşetini gördüğünde insanların kendini kurtarmak için kendi öz çocuklarını dahi, eşlerini dahi gözden çıkarabileceklerine dair ayetler de görüyoruz yine Kur'an-ı Kerim'de. Yani o dehşet manzarası yaşatılıyor bir anlamda. Okuyayım o ayeti. Hac suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ya eyyennâsuttakû rabbeküm. Ey insanlar, Rabbinize karşı takvalı, duyarlı olun. İnne zelzeletes saati şeyun azimun. O saatin sarsıntısı çok büyük bir olaydır. O kadar ki yevme teravneha tezhelu küllü murdiatin amma erdaat. Her emzikli anne emzirdiği yavrusundan vazgeçecektir. Halbuki bir annenin isterse hayvan olsun, yavrusunu emzirirken en hassas olduğu anları yaşar. Yani ona o anda asla müdahalede bulunmamak gerekir. Ama o son saatin sarsıntısı öyle korkunç bir olay olacak ki diyor Allah-u Teala. Anneler yavrularından, emzirdikleri emzikli yavrularından vazgeçecekler. Ve tada'u küllü zati hamlin hamleha. Her hamile canlı anne hamilesi olduğu yavrusunu düşürecek. O kadar ki ve teren nase sükara ve mahum bi sükara. Aslında insanlar sarhoş olmamalarına rağmen sen onları sarhoş göreceksin. Fakat velakinne azaballahi şedidun. İyi bilin ki bunlar korkunç olaylardır ama hak edenlerin uygulanacağı, onlara uygulanacak olan Allah'ın azabı çok daha şiddetlidir. Hocam peki yani daha bir sürü ayet var da böyle özet söylüyoruz. Hocam mahşer günü ve hesap günü, bu çok kullanılan kavramlar. Çok kısaca ne anlama geliyor? Bunları da bir isterseniz paylaşalım izleyenlerimize. Şimdi bizim o alemle alakalı Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığını bildiğimiz üç tane kavram var. Bir tanesi yevmül kıyame, bir tanesi yevmül ahire, bir tanesi de mahşer kelimesi. Bunların kelime anlamı şu. Yevmül kıyame deme, kıyam günü demek. Yani yeni bir kalkışın günü. Bu kıyam ayakta durmak demektir zaten. Yevmül kıyamet o aynı kökten geliyor. Diyor ki Allah-u Teala şeyde Zümer suresinin 68. ayetinde
Ve nüfika fissuri fesaika men fissemavati ve men fil ardı illa men şaallah. Sur borusuna üflendiği zaman göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp bayılacak Allah'ın diledikleri hariç. Sümme nüfika fihi uhra. Sonra o boruya bir daha üflenecek. Fe izahum, bir de bakacaksın ki insanlar kıyamun, ayağa kalkmışlar. Yenzurune, sağa sola bakınıyorlar. İşte o kıyam, işte kıyamet günü o. Yeni bir kalkış günü. Tamam. Yeni bir dizayn günü. Şimdi insanlar kalktılar. Ha. Ne oluyor ondan sonra? Nereye gidiyorlar? Şimdi o öbür iki kelimeyi de söyleyeyim. İkinci kelime ahiret günü. Ahir, evvelin zıddıdır. Evvel dediğimiz alem, bu alem dünya. Ahir dediğimiz alem de işte o ahiret alemidir. Yani buraya göre sonra gelen demektir. Sonra gelen gün, ahiret günü. Bu alemin rovanşı veya hesabının görüleceği gün demek. Mahşer kelimesi de toplanılan gün, haşir toplanılan yani. Yer demektir. Haşir toplanmak demektir. Bu üç kelime kullanılıyor. Ha, şimdi ne olacak? Kıyamet günü dediğimiz o günle alakalı Kur'an-ı Kerim 7 tane olaydan söz eder. 7 başlığı var ahiretin. 7 şey olacak. 1. Diriltilme. İnsanlar diriltilecek. 2. Toplanacak herkes. 3. Her ümmet peygamberiyle beraber Allah'a arz olunacak, Allah'a sunulacak. 4. Herkese yaptığıyla ilgili bilgilendirmeler uygulanacak. İşte amel defteriydi, şahitlerdi, organların konuşmasıydı vesaire. Bilgilendirme yaşanacak. 5. Sorgulanma, yargılanma aşaması yaşanacak. İşte o tartıların yaşanması filan. Bu hem sorgulanmadır ki Kur'an-ı Kerim sorgulanmada soruların Kur'an'dan çıkacağını söylüyor. Yani Zuhruf suresinin 44. ayeti gayet açık. Yani soru bu kitaptan çıkacak. Bizimkiler başka kitaplara çalışıyorlar. Yani sorumluluk bu kitap olduğuna göre sorular da bu kitaptan tabii çıkacak. Tabii bu kitaptan bundan çıkacak. Bundan daha tabii bir şey olmaz yani. Yani bu kitaba göre yaşadın mı yaşamadın mı? Yani Allah Abese suresinin 1. ayetinde ne vardı filan herhalde öyle demeyecek de işte mesela önümde açık olduğu için onu söylüyorum. Abese'de yüzünü ekşitip arkasını dönen birinden söz ediyor. Ama görme engelli biri geldi diye. Bize de soracak ki mesela böyle engelli insanlarla iletişiminiz nasıldı? Mesela filanca zaman şöyle bir durumla karşılaşmıştın. Ne yaptın? Neden öyle yaptın? Mesela şimdi ne sorulacak bize? Bununla alakalı sorular yani sorulacak. Yani şunu mu diyelim hocam? Kur'an'ı ne oranda hayatına taşıdın? Kur'an'ı evet. Yaşadın mı? Herhalde sorular bunlar olacak. Yani ne yaptın ne yapmadın değil. Onlar aslında ne yapıldı ve ne yapılmadı belli. Amel defterinde bunlardan hiçbir tane eksik gedik yok. Neden yaptın? Neden yapmadın? Yapmadım. Bu nedeni sorulacak. Zaten herkesin hayatı bir film şeridi gibi herkesin önüne getirilecek. Yani burada kameralar çekiyor. Biz sonra çekimlerimizi kendimiz izliyoruz. Bir beşer imkanıyla bunun olabileceğini görüyoruz da Allah-u Teala mahşerde bizim hayatımızı önümüze getirmekten aciz mi? Hayır. Burada kameranın yaptığını orada çok daha kaliteli imkanlar elbette yapacaktır. Kimsenin ne yaptığı ne yapmadığı sorulmayacak. O zaten belli. Onlar kayıtlı hepsi. Neden yaptın ve neden yapmadın? Niye yaptın? Yani yapılmaması gerekiyor idiyse niye yaptın? Yapılması gerekiyor idiyse neden yapmadın? İşte sorgulama bu. İşte ama neyi yaptın neyi yapmadın? Bu yapılıp yapılmayan şeyler Kur'an'ın emirleri ve yasaklarıyla ilişkili olduğu için sorular bu içerikli gelecekten kastımız budur. İşte sorgulanma, yargılanma bu. 4. 5. 5 bu. 6. Değerlendirme. Herkesin işte amel defterleri açılıp bakılır, amelleri tartılır vesaire. 6. aşamada değerlendirme yapar Allah-u Teala. İnsanlar kendilerini değerlendirirler. Anlarlar zaten ne olduğunu. Ama bağlayıcı, sonuç verici değerlendirme Cenab-ı Hakk'a aittir. 6. aşama bu değerlendirme aşamasıdır. 7. aşamada buna göre ya cennete ya da cehenneme sevk aşamaları yaşanır. Zaten herkese karnesi verilecek değil mi hocam? O gün tabii, o karneyi oku diyecek. O bilgilendirme dediğim 4. maddede söylediğimin içeriğinde
bu amel defterlerinin konuşması. Sizin 7 aşamada ahiret kitabınız aslında çok detaylı bir şekilde bu konuyu işliyor. Onu da buradan en azından daha detaylı bu konuyu merak eden izleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. 7 aşamada ahiret kitabınız. Evet. Hocam kabir azabı konusunda da sizin çok kapsamlı. Yani ben muhtemelen İslam dünyasında daha kapsamlı bu konuda bir çalışma yoktur diye düşünüyorum. Hakikaten çok da önemli bir çalışma. Kabir azabı. Yani böyle bir konusunda da nasıl diyeyim yani 400 sayfa civarında yani ne dendi bu zamana kadar, ne denmedi, kim ne dedi, kim ne demedi. Böyle bir kabulün arka planında ne var? Başka dini öğretilerde bu mesele nasıl ele alındı? Kim ne dedi, niye dedi? Söylenilenler neye göre doğrudur, neye göre yanlıştır? Üzerinde hani çok büyük emek sarf ettiğim bir çalışma. Temel problemler var. Nedir temel problemler? İnsanlar hayat denince ne anlaması gerektiği noktasında zihin karışıklığı yaşıyorlar. Yani hayat aslında ruhun bedenle beraberliğiyle anlam bulan bir süreçtir. Ruh bedenden ayrıldığı zaman artık onun adına hayat filan denmiyor yani. O yani başka bir boyut. Onu maddi alemle izah edilebileceğimiz bir şey anlamak değil. Anlamak mümkün değil. Evet. Mesela Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridir fakat siz bilmezsiniz, anlamazsınız diyor. Şimdi ölüm sonrasını siz bilmezsiniz diyor Rabbimiz. Anlamazsınız bunu. Allah-u Teala anlamazsınız diyor, bilmezsiniz diyor. Bizimki bilinmedik bir zerre dahi bırakmayacak kadar detay veriyor. Kardeşim, bu alem insan ölüm anında ruhu bedeninden ayrılır. İşte Zümer suresi 42. ayet onu anlatır. Ölüm meleği gelir, o emaneti alır, Allah-u Teala'ya götürür. Bitti. Bu adamın bedeniyle ruhunun bağı kopmuştur. Ondan sonra o bedenle alakalı herhangi bir şey yok. O beden bir daha mahşer sabahı diriltilme zamanı yeniden diriltilecek. Nasıl diriltilecek? Mahşer şartları neyi gerektiriyorsa ona göre diriltilecek. Ve iden nüfusu züvvicet der Allah-u Teala şeyde Tekvir suresinde, yani nefisler eşleştirildiği zaman, yani ruhlar bedenlere üflendiği zaman, ruhlar bedenlerle buluşturulduğu zaman işte o diriltilme esnasında bu meydana gelecek. O zamana kadar işte kabir hayatı diye bir hayattan söz ediliyor. Oysa Kur'an-ı Kerim hayatı iki başlıkta verir. Evet. Dünya hayatı, ahiret hayat. Hep böyle geçer yani. Arada başka bir hayattan söz etmez. Hatta ahirette öteki dünya da demez Kur'an-ı Kerim. Ahiret ötekisi der. Dünya olmaz. Dünya bu yakın olan, burada olan demektir. İki dünya ifadesi son derece yanlıştır. Orası dünya değil. Orası ahiret. Öteki dünyada görüşürüz. Öteki dünya değil o. Orası ahiret. Öteki için dünya kelimesini kullanmak tam bir galat, yanlış bir kullanımdır. Onu dilimizden uzak tutmamız lazım. Şimdi adam öldü, ne olacak? Yani bunun ruhu ne olacak? Bak kardeşim, bunun ruhunun Allah'ın kontrolünde olduğunu söylüyor. Zümer suresi 42. ayet. Açık. Öyle yorumlanabilir bir tarafı yok. Peki bir berzak alemi diye bir şey söylüyor. Peki berzak alem midir? Berzak alem değil. Berzak, Müminun suresi 99. 100. ayetler. Gayet açık. Ölen bir adam geri dönmek isteyecek. Ya Rabbi beni geri döndürünüz ki belki salih ameller yaparım. Ona verilecek cevap hayır. Bu onun ağzında eveleyip gevelediği bir laftan ibarettir. Böylesi talepleri olanlar için arkalarından ta diriltilecekleri güne kadar bir berzak vardır. Berzak Kur'an'da 3 defa geçer. Engel demektir. Perde demektir. Ölüm engeli vardır. Geri dönmek isteyenin geri dönmesini engelleyen perde. Aşılması berzak, mümkün olmayan bir engel. Evet, geri gelme imkanı olmayan. Eğer geri gelinebilir gibi bir şey söylerseniz o zaman reenkarnasyonun yolunu açarsınız. Yani yeniden bedenlenmenin yolunu açarsınız. Bu onulmaz yaraların depreşmesine sebep olur. Berzak bir alemin adı değil. Berzak kavramı var Kur'an'da elbette. İki suyun birbirine karışmasını engelleyen mani olarak geçer. Furkan suresinde ve Rahman suresinde. Ama bu Müminun suresi 99. ayette, 100. ayette geçen ifade ise işte bu ölüm engeli demektir. Yani ölüp öbür aleme
Ya öbür yolculuğu başlayan adam sıkıntıdır, ruhu sıkıntı çeker. Şimdi kabir azabından kasıt, eğer ruhun sıkıntısıysa, bunu bırakın ölümden sonrası, ölüm öncesinde başlıyor bu zaten. Ölüm anı, bu buna dair bir sürü ayet-i kerime var. Yani açıp okusunlar. Diyelim ki Enfal suresi 40. ayet. Açıp okusun. Nahl suresi 28. ayet. Açıp okusun. Muhammed suresinin 27. ayeti. Ölüm anında o kafirlerin canlarını, onları vefat ettiren melekleri bir görseydin, onların yüzlerine ve arkalarına nasıl darbeler indiriyorlar diye. Bu şeyde hem 27'de Muhammed 27'de hem Enfal 50'de geçiyor. Nahl 28'de de diyor ki ölüm melekleri onların canla, o zalimlerin canlarını alırlarken o insanlar diyecekler ki, barış eli uzatacaklar. Biz kötü bir şey yapmamıştık diye bir özür beyanında bulunacaklar. Hayır, Allah sizin neler yaptığınızı gayet iyi bilir diye, hani bir sıkıntı yaşanıyor ki ona dair bir çaba içerisine giriyorlar. Bu anlamda ruhun sıkıntı çekmesi kastediliyorsa, bunu ölüm sonrası kabirle ilişkili olduğu için o azaba kabir azabı demişler. Aslında azabın kabirle bir ilişkisi yok. Kabiri olmayan milyonlarca insan var yani. Cesedi hiç ortada olmayan, kabre konulmayan şu kadar insan var. Ne yapacaksınız o, yani o soruyu nasıl cevaplayacaksınız? Bu ölüm sonrası kabirle anıldığı için bu azaba kabir azabı demişler. Onun için ben diyorum ki kabirde bir şey yok yani, kabirde diye. Orada yok bilmem işte peygamberler bedenlenirler de işte orada bilmem o beyaz giyimli olarak kendi hayatlarını devam ettirirler de, yok orada bilmem eşleriyle beraber olurlar da namaz kılarlar da falan. Ama bunların hiçbir tanesinin Kur'an'ı altyapısı yok yani. Sıkıntılı şeyler, oraya bir hayat göndermesi yaptıkları için içini de öylece dolduruyorlar. Hocam bununla ilgili çok geniş bir literatür var. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Evet. Ve programın başında siz iki konuyla ilgili bir şey cümle kullandınız. Dediniz ki yani bu kadar önemli bir konuda Kur'an-ı Kerim'in sessiz kalması düşünülemez. Evet. Yani eğer ki gerçekten kabirde bu literatürde aktarıldı, anlatıldı tarzda bir hayat gibi bir şey söz konusu olsaydı, Kur'an-ı Kerim'in herhalde bu konuda da sessiz kalması beklenmezdi. Ama Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili herhangi bir detay veya da bilgi bir defa ya göremiyoruz. Kabir azabı kavramı yok Kur'an-ı Kerim'de. O geçmiyor hiç. Evet. Çok kullanılan bir ayet-i kerime var. Bir tane onu hatırlatayım. Hatta iki tane var da. Firavun'la ilgili olan herhalde bir tane. Biri o ama ondan daha şeyi, Secde suresine bir ayet-i kerime var. Çok uyanıklar. Ayetin yarısını okuyor, öbür yarısını okumuyorlar. Şimdi okudukları yarısı şu. Secde suresi 21. ayet. وَلَنُّذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى Onlara yakın azaptan tattıracağız. دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ O en büyük azaptan öte, o en büyük azaptan başka yakın bir azaptan onlara tattıracağız. Şimdi bu kadarını okursanız adama da deseniz ki en büyük azap ahiretteki azap, tamam. Bu yakın, daha yakın olan azap, ya bu da herhalde kabir azabıdır diye, kabir azabı geçmiyor da hani yorum yapıyor öyle yani olacak. Öyle yorum yapıyor. Bu kadar okursan onu anlayabilirsin. Ama ayetin sonunda diyor ki onlara o yakın azaptan tattıracağız ki leallehum yerciune. Gerçeği fark etsinler, hakikate geri dönsünler. Yani tevbe etsinler. Yani istikamet sahibi olsunlar. Yani kabirden çıkıp da dünyaya geri dönmek. Yani öyle bir şey olmayacağına göre bu defa ayetin sonunu okuyunca o yakın azaptan maksat demek ki dünyadaki bir sıkıntıymış. Ki zaten dünyada o anlama gelmiyor mu? Dünya da yakın demektir. Dahasını söyleyeyim. Yakın azap ifadesi Kur'an'da Nebe suresi 40. ayette de geçer. İnna enzernakum azaben kariba. Sizi yakın bir azapla uyarıyoruz. Yevme yenzurul mer'u ma kaddemet yedahu. O gün herkes iki ellerinin takdim ettiği şeyi görecek. Ve yekulul kafiru. Kafir, nankör adam da diyecek ki ya leyteni küntü turaba. Keşke toprak olsaydım filan. Oradaki yakın azap da ahiretteki, cehennemdeki azaptır yani. Dolayısıyla bu yakın azap denen şey aslında dünyada yaşanandır. O Mümin Suresi 46. ayette anlatılan da çok enteresan. Bu 46. ayeti okuyor da bilmiyor ki bu olay surenin 28. ayetinden itibaren başlıyor. Ve kâle racülüm müminün diye bir pasaj var. Oradan başlıyor bu mümin adamın sözleri.
Geliyor. Hep o içerikte devam ediyor. Fevakahullahu seyyiati ma mekeru. Allah onu onların kurduğu kötülük tuzaklarından korumuş. Ve hâke bi âli firavune. Firavunun ailesini de kaplamıştır. Su'ul azabi. Azabın kötüsü. Firavunun ailesini. Firavunun ailesini. Bunu Firavun'un cesedi üzerinden anlatıyorlar. Burada Firavun'un cesedinden söz etmiyor. Alu Firavune. Firavun'un ailesi, inanç ailesi yani. O ailesinin içerisinde Hazreti Asiye evet, var. Eşi var. Evet, o sadece. Değil yani. Ailesi, inanç ailesi. Ennâru yu'radûne aleyhâ hudüven ve aşiyâ. Sabah akşam onlar o ateşe sunuluyorlar. Onlar o zaman. O zaman yani dünya o diyaloglar yaşandığında yani o iman sahibi kişi Allah onların tuzaklarından koruyor esnada onlar da o sabah akşam o azapla karşılaşacak. Evet sabah akşam tabiri zaten dünyevi bir tabirdir. Adam gözünü açıyor. Köle diye baktığı adamların iktidara geldiğini görüyor. Her Allah'ın günü sabah onu görüyor, akşam onu görüyor. O ona bir ateş oluyor. Ateş. Ateşin en tehlikelisi vicdan azabıdır. Vicdan ateşidir. Pişmanlık. O da pişmanlıktır. Yani hasrettir. İnsan kaybettiği şeylere duyduğu hasretin bir anlamda azabıyla kavrulur durur. Bu dünyada çektikleri sıkıntıdır. Ve yevme tekûmus sa'atü. Saat o son saat yaşanacağı gün ise edhilû âle firavne eşedden azab. Denecek ki ey Firavun'un inanç ailesi şiddet azabın şiddetlisine daha da şiddetlisine şimdi girin. O ahiretteki azaptır. Öbürü de dünyada onların iktidarı kaybetmekten ve arzularına ulaşamamaktan kaynaklı yaşadıkları sıkıntılardır. Daha temel bir şey söyleyeyim. Azap kelimesi Emreciğim azap azbun kökünden geliyor. Arapçada azbun tatlı demektir. Bu azbun kelimesini Arapçada dört harfli kalıba dönüştürdüğünüz zaman yani azzebe kalıbına dönüştürdüğünüz zaman bu kalıpların ekstra manaları vardır. Bir manası da bunun gidermek anlamıdır. Azab azbun tatlılık demektir. Azzebe ise ta'zib yani uazzibu kalıbı ise adamın tadını kaçırmak demektir. Tadını kaçırıcı her şey bir azap biçimidir. Bu ya dünyada tadın kaçırılmasıyla olur yahut da ahirette çeşitli aşamalarda yaşanacak sıkıntılarla yani alakalıdır. Yani hocam biz kabullerimizi Kur'an'ı söyletmektense Kur'an'ın ne söylediğine bakmamız gerekiyor. Bütün konular için bunu düşünebiliriz. Yani Allah'ın söylediğine bakalım neyse doğru saykat onu ifade edelim diyelim. Hocam bu Kur'an'daki cennet ve cehennem anlatımları gerçek midir yoksa sembolik midir gibi bir soru sorsam. Yani şimdi Allah-u Teala bu gayet bir defa. Yani cennet, ahiret hayatı komple bir gayb hayatıdır. O gayb üzerinden yürütülür. Allah-u Teala dünya üzerinde insanlara imtihan içerikli olarak bazı şeyleri yasaklıyor. Bazı fedakarlıkları yapmalarını istiyor insanlardan. Bunun karşılığında da yasaklarına riayet etmişler, emirlerinin gereğini yerine getirmişlerse onlara bu alemde belki hasretini çektikleri bir takım ödülleri öbür alemde vereceğini söylüyor. Şimdi onları o alemde verilecek ödüllere zihnen yakınlaştırma noktasında bazı ifadeler kullanması lazım. Yani üç boyutlu bir alem yaşıyoruz biz. Burada nesnel şeyleri tanıyoruz. Yani ruhsal şeyleri görmedik, göremiyoruz. Onlar bizim algımızın dışında şeyler. Ahiret de zaten gayb alemidir. Onun da böyle nesnel tecrübe edilmiş bir durumu yok şu anda. O zaman yaşanacak. Orada yaşanacak olan şeyler Allah-u Teala burada tecrübe edinilen şeylere benzeterek anlatıyor. Bakara suresine geçiyor zaten. Külle maruzikû minâ min semeretin rizkan. Onlara herhangi bir meyvenin rızık olarak işte tadılması imkanı verildiğinde kâlû hâzellezî ruzikna min kablû. Bize daha önce bu rızıklar verilmişti ve ütü bihim teşabiha. Bunların benzerlerine biz sahip kılınmıştık. Yani benzerleri üzerinden ama bu benzerlik aynilik değildir. Yani cennette mesela işte nar rummandan söz ediyor Allah-u Teala. O rumman herhalde buradaki nardan daha kıymetlidir yani. Ama orada narı özleyen bir adamın buradan neyi özleyeceğini
ona tarif etme noktasında burada bildiği şeyler üzerinden tasdikler yapıyor yani. Kesit sunmuyor mu hocam? Yani şimdi cenneti sırf anlatmaya çalışsa Kur'an-ı Kerim tamamıyla zaten cenneti anlatmak bile yeterli kalmaz. Yani biraz da cennetten cehennemden kesitler sunuyor diyebilir miyiz bu diyebiliriz. Daha kestirme bir şey söyleyeyim. Secde suresinde Allah-u Teala diyor ki orada hiçbir canın bilemeyeceği nice göz aydınlıkları vardır. Evet. Şimdi demek istiyor ki yani burada anlattıklarımız olanın tamamı değil. Hatta Zuhruf suresinde diyor ki ve fiha ma teşehi lenfusu ve telezzül ayunu, yani canlar neyi arzu edeceklerse ve gözler neyi görmekten lezzet alacaksa onlar orada vardır. Bulunacak orada. Böylece şimdi cennetin işte imkanları, nimetleri bağlamında neler anlatılıyor? İşte kadehler anlatılıyor, tepsiler anlatılıyor. İşte İnsan suresi komple bunlardan bahsediyor. Evet. Cennette verilecek işte fışkırtılacak sulardan, kafurdan, selsebilden, zencebilden filan, işte kuş etlerinden, meyve türlerinden, kirazından, muzundan anlatıyor. Gılmanından, vildanından, hurisinden her türlü nimet herkese verilecek söylüyor. Ama aynilik arz etmez bu. Yani orada diyor ki vildani muhalledun diyor mesela. Yani olduğu gibi kalan, yaşlanmayan genç garsonlar. Şimdi hizmet eden ise garson diyorum. Gılmana, vildana o manayı veriyoruz. Nasıl şimdi anlayabiliyor muyuz biz bunu? Yani yaşlanmayan. Tabii. Yani yaşlanmamak ne demek? Biz yaşlanmamayı bu alemde bilmeyiz. Niye? Burada her an bir yaşlanma sebebidir. Hiçbir insan aynı anı iki kere yaşamıyor. O geçiyor gidiyor ve yaşlanıyorsunuz. Yani çocukken büyüyorsunuz, ihtiyarlıyorsunuz. Bir yani dönüşüm, aşamalılık üzerinden yani hayatımız. Zamanı ve doğa yasalarına bağlı bir bağlıyız. Şey. Bağlıyız. Evet. Burada o iş kendi mecrasında sürüp gidiyor. Ama orada öyle değil işte. Oradaki vildan muhalledün işte, yaşlanmıyor. Yaşı değişmiyor. Gılmanın da öyle. Mesela hur kelimesi var. Hur kelimesi cennetliklere verilecek işte cennet arkadaşları manasına evet. geçiyor. Ama işte beyaz giyimli, gözlerinin siyahına göre beyazı daha berrak olan cennet arkadaşı. Ama şimdi bunu nere benzeteceksiniz yani? İşte şuna benziyor, buna benziyor filan. Her neye benzetirseniz benzetin. Orası gaybın konusu olduğu için orada o alem kendi şartlarında maddi olacaktır. Yani o şartlarda bir maddi karşılığı olacaktır bu nimetlerin. Yani ırmaklardan söz ediyor tabii. canım. Nehirlerden söz ediyor, denizlerden söz ediyor, köşklerden, odalardan söz ediyor, bahçelerden, koltuklar. Ağaçlardan, koltuklardan, halılardan söz ediyor. Yani bir sürü. Şimdi niye bunlardan bahsediyor? Çünkü Mekke'deki adamlar yani bir sürü sıkıntı çekti sahabiler. Allah hepsine rahmet etsin. Yani o sıkıntılar içerisinde Allah-u Teala bu sıkıntıların karşılıksız olmadığını, burada özledikleri şeylerin çok daha kalitelisine öbür alemde ulaşacaklarını, ama orada verilecek nimetlerin buradaki hayat tecrübeleriyle %100 kavranabilir ve aynileştirilebilir bir tarafı olmadığını söylüyor. Hocam bu soruyla ilgili son olarak sadece şunu hatırlatalım. Tövbe suresinde geçiyor olması lazım. Tüm bu cennetten ötesinde de Allah'ın rızası oldu ve bunun en büyük hedef oldu aslında. O 73. herhalde. Ayet olması lazım. Ve rıdvanun minallahi ekber. Cennetleri anlatıyor. Ondan sonra Allah'ın rızası en büyük ödüldür. Elbette ya başka ayetler de var. O bir tane değil. Allah'ın razı olması, kulların Allah'ın verdiği her nimetten memnun olması, Allah'ın mağfireti her şeyin üzerinde bir değer ifade eder. Bunlardan ödülleri anlatıyor. Bunlardan daha hayırlı olanı ise işte Allah'ın mağfiretidir. Yani buradaki asıl amaç Allah'ın rızasına, hoşuna ulaşmak, kazanmak. Dolayısıyla cennet onun sonucudur diyebilir miyiz özetle? Cennet nimetlerini saydıktan sonra ve ridvanun minallahi ekber, yani oradaki böyle büyük köşklerden, işte büyük ırmaklardan, bahçelerden söz edildikten sonra hepsinin Allah'ın razı olması, yani sizin kendisine ait olduğunuz kudretin sizden memnun olması en büyük o nimetlerin, ödüllerin en büyüğüdür. Başka da bir şey aramazsınız. Onun için
Yunus'un sözü var ya hani, cennet cennet dedikleri birkaç huri birkaç melek isteyene sen ver anı, bana seni gerek seni. O tam bir Kur'an ahlakıdır. Yani daha önemli olan Allah'ın rızasıdır. Yani o razı olduysa geri kalan her şey onun rızası yanında küçük kalır. Hocam şimdi bu soru da biliyorum geniş cevabı olması gereken bir soru ama özetleyebilecek olursak, yani Kur'an'a göre insanın çıkarıldığı cennet dünyadan ayrı bir yer midir? Bu da çok kafa karıştırıyor çünkü. Hazreti Adem'le alakalı. Evet. İlk insanların tabii çıkarıldıkları cennet, yani Allah katında bir yerde miydi veya bu içinde bulunduğumuz dünyanın ayrı bir yerde miydi? Daha problemi temelden çözecek bir şey söylemek lazım. Bir defa cennet ahiretin konusudur. Biraz önce söylemişim, ahiret bu dünyadan sonraki alemin adıdır. Yani cennet de cehennem de işte amel defteri de terazi de yargılama da o alemin konularıdır. O alem henüz yok. Bundan sonra olacak o alem işte. Bundan sonra olacağı için o aleme dair argümanlar da o alemle beraber yaratılacak. Yani her tarafta sorun olduğu için hani bir taraftan bir tane cevap vermeyle iş bitmiyor. Başka problemler var. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın çıkartıldığı cennet neresiydi? Demek ki cennet var. Kardeşim cennet bahçe demektir. Kur'an'daki kullanım bu. Normal dünyevi bahçeler için zaten cennet ifadesi. Dünyevi bahçeler için hem cennet kelimesi hem cenneteyn kelimesi hem cennat kelimesi kullanılıyor. Cennet demek cennene kökünden gelen bir kelimedir bu. Yani felemma cenne aleyhil leylu dendiği zaman işte gece adamı kapattığı zaman demektir. Mesela mecnun demek aklı örtünmüş demektir. Cin görünmeyen varlık demektir. İşte ecinne görünmeyen ceninler demektir. Cünne adamı görünmez kılan kalkan demektir. Efendim cünun aklın gitmesi anlamında delilik demektir. Cennet de zemini üzerindeki bitkilerden dolayı görünmeyen, zemini saklı olan yer demektir. Yani bahçe demektir. Hazreti Adem'in yaratıldığı ve meskun tutulduğu yer dünyadaki bahçelerden bir tanesidir. Eşiyle beraber bir yasağı işledikleri için o bahçeden, yani o nimet yurdundan, şartları elverişli kılınmış o nimet yurdundan bir emre muhalif davrandıkları için Allah-u Teala onları oradan çıkarmıştır. Orada şimdi orayı mahşerdeki cennet diye anlatanlar çok önemli soruları cevaplamaktan kaçınıyorlar. Niye? Mahşerdeki cennetten çıkılmayacak bir daha. Buradan çıkıldı. Ya da imtihan yok mahşerdeki cennette. Orada teklif yok, emir yok, yasak yok, burada var. Orada günah yok, burada var. Oraya iblis giremez, buraya girmiş. Oraya giren çıkmıyor, buradan çıkmış. Yani bir sürü cevapsız sorular var. Şimdi bu cevapsız sorularla uğraşmaktansa, yani cenneti dünyada bir bahçe olarak kabul edip Hazreti Adem'in ve eşinin imtihana tutulduğu yerinde burası olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Hazreti Adem'in de eşinin de bu dünya toprağından yaratıldığında zerre kadar şüphe yok. Allah-u Teala onları bu topraktan yarattığını söylüyor. Bu topraktan yaratıldıktan sonra onların işte göklerde bir yerdeki bir cennete çıkartılışına, onların miracına dair bir bilgi yok. Dolayısıyla burada yaratıldıklar ve buradaki bir bahçede bir emri çiğnedikleri için de o bahçeden, o yurttan başka bir yere doğru, hani ne derler ona, şey kaybı yaşadılar. Menzil kaybı, evet, veya konum kaybı yaşadılar. Yani ihbitu minha, oradan inin. Oradan inin deyince o inmek kelimesini adam uzayda bir yerden buraya inmek diye algılıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları Hazreti Musa ile alakalı Bakara suresi 61. ayeti açsın görsünler. Orada var. Yani siz o bıldırcın helvası, kudret helvası, bıldırcın eti, onları beğenmeyip de işte fasulye, işte soğan, sarımsak isteyenlere daha iyi şeyleri bırakıp da daha az değerli olanlarla mı değiştirmek istiyorsunuz? İhbitu Misran. Şimdi şehre inin görün. Yani şehre inin demek İsrailoğulları uzayda bir yerdeydi de şehre inin demek değil.
Aynı inin kelimesi Hazreti Nuh'un gemisinden karaya inme anlamında da kullanılıyor. Oralardaki mana neyse Hazreti Adem'le ilgili cennetten inin ifadesi de o nimet bahçesinden diğer normal araziye inin manasını verir der. Bu aynı zamanda Kur'an'ı Kur'an'la anlama metodunu da ortaya koymuş oluyor. Yani hem kavramsal olarak kelime itibariyle hem ayetlerin birbirini tamamlaması evet, itibariyle öyle. Zaten, söyleyelim. Bakın kardeşim yani önümüzde 6236 ayetlik bir metin var. Bu metnin ayetleri muhkem müteşabih diye hem her ayeti bir muhkem tarafı vardır bir müteşabih tarafı vardır. Yani bir tarafı muhkem bir tarafı müteşabih bir grup öyle bir grup böyle değil yani. Her ayetin sapasağlam güvenceye alınmış koruma garantisine alınmış tarafı vardır. Her ayetin de bir başka ayetle benzeşen tarafı vardır. Siz ayetlerin hangisi hangisiyle benzeşiyor onu bulursunuz. Allah-u Teala kendisi kitabını açıkladığını söylüyor. Hud suresi 1. ve 2. ayet bizi bu noktada bağlıyor. Biz de işte cevapları ayetler birbirini nasıl açıklıyor noktasında bulmaya çalışıyoruz. Hocam Kur'an'a göre herkes aynı cennete ya da aynı cehenneme mi girecektir? Genelde halk arasında da bu böyle biliniyor. Yani cennet tek bir cennet, işte cehennem tek bir cehennem ve herkes aynı şekilde mükafatlandırılacak ya da herkes aynı şekilde ceza görecek. Şimdi genelde ve gelenekte böyle bir söylem var da işte bu Kur'ani bir söylem değil. Yani hiç detaya girmeden söyleyeyim. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de cehennemle alakalı 7-8 tane farklı kullanım var. Evet. Cehennem, cehim, sa'ir, hutame, leza, sekar, sıvi kelimeleri var. Cehennemle ilgili hepsi nar. Yani 7-8 tane farklı kelime, farklı yerler bunlar. Günahlar eşit değil ki cezaların şeyi eşit olsun. Münafıkların gideceği yer en çukur yer. Evet, en başkası doğru. Başka bir yere gidecek. Başkası başka bir yere gidecek. Yani cehennemle alakalı kullanılan birden çok kavram var. Cennetle alakalı da Kur'an-ı Kerim'de cennat kelimesi kullanılır. Cennetler kelimesi evet. kullanılır. Çoğuldur. Mesela sadece Rahman suresine baksalar işte orada 4 tane cennetten söz eder. 7 kapıdan bahsediyor bir yerden. Ayrıca çoğu bir sürü kapısı olduğundan. O cehennemle alakalı 7 kapı Hicr suresinde anlatıyor. Yani 7 farklı günah türünün o oradaki 7'den maksat da rakamsal ifade değil yani çokluk demektir. Ama cennetin rahmet vesilesi olması itibariyle daha çok kapısının olduğu, daha çok bahçelerin bulunduğu, daha her bir mertebenin üstünde başka bir mertebenin bulunduğu, aşağıdakilerin yukarıdakilerle arkadaş olma özlemlerini dile getirdikleri, işte Firdevs cenneti var, Naim cenneti var, Hult cenneti var, normal bildiğimiz cennet, cennat kelimeleri var, Darul Mukame ifadesi var, Darul Hult ifadesi var. Birden çok, cennet içinde birden çok kavram kullanılıyor. Bir cennet standart dümdüz bir yer değil, hak edenin ödülüne göre farklı bir mekanı içeren kavramdır cennet. Tam da Allah'ın rahmetine uygun şekilde olması gerektiği gibi bir derecelendirme var. Var evet tabii. Hocam peki yine çok sorulan sorulardan bir tanesi cennet dili Arapça mıdır? Cennette Arapça konuşulacağı iddiasına karşı ne diyebiliriz? Tabii bu büyük problem. Niye problem? Adam cennete girmeyi sanki garantilemiş gibi dilini bilmemekten yana büyük bir şey çekiyor. Eziyet çekiyor vatandaş. Diyor ki yani belki cennete gideceğiz de şimdi Arapça bilmiyoruz ne yapacağız filan diye. Halbuki cennette cennetçe diye bir dil kullanılır. Yani Rabça bir dil kullanılır. Orada herkesin anlayabileceği herkesin Arapça yani için. Arapçanın bir kutsal tarafı yok. Arapça Kur'an-ı Kerim'de diller Allah'ın kudretinin görüntülerindendir diye Rum suresi 21. ayette ifade ediyor Allah-u Teala. Dolayısıyla Kur'an Arapça olduğu için mukaddes bir dil değildir Arapça. Eğer Arapça mukaddes bir dil olsaydı bütün ilahi kitaplar Arapça gelirdi ki böyle bir şey yok. Bütün peygamberler Arapça konuşuyor olması, olması lazımdı. İbrahim suresi 4. ayette kim hangi peygamber hangi kavme gönderildiyse o kavmin diliyle gönderilmiştir. Niye? Onlara açıklamalarda bulunsun diye. Cennete gitmektir önemli olan. Gidebildikten sonra orada bir dil sorunu yaşanmayacaktır. Orada gönül dili vardır. Gönül dili orada anlaşmayı sağlayacak. Zaten ne konuşulacağı belli. Yunus suresi 10. ayette ve Vakıa suresinde
cennetteki konuşma konularını da Allah-u Teala söylüyor zaten. Hocam yine bu cennette insanların kaç yaşında olacakları veya cennette yaşlanmanın olup olmadığına cennette dair... Cennette zaman kavramı olmadığı için o buranın zamanıyla oradaki zamanı örtüştürmek bir 33 rakamı dolaşıyor. Evet. Öyle adamlar vardır ki 33'lü rakam hiç hayatında cazip olmayan bir rakamdır. Yani 33 rakamını hiç hatırlamak istemez yani. Böyle standartlar üzerinden orayı buradan dizayn etmek doğru değildir. Cennete gitmektir mühim olan, yaşıyla ilgilenmek bir problem değil. Böyle bir merakın da bir anlamı yok. Yani. Hocam şimdi az önce siz aslında cennetteki o inananlara sunulacak hizmetkarlardan bahsederken huri kavramını geçirdiniz. Evet. Ama bu çok daha geniş bir konu olduğu için ve çok da suistimal edilen ve çarpılan bir mesele olduğu için çok az biraz bu konuyu da açalım istiyorum. Bu huri nedir hocam öncelikle? Kısaca yine bunu ifade edelim ve cennette erkeklere huri verilecekse kadınlara ne verilecektir şeklinde bir soru sorsak. Evet, genelde da... huriler erkeklere verilecek hizmetkarlar olarak daha çok anlaşılıyor. Ve böyle bir soru işareti oluşuyor. Yani erkeklere veriliyorsa tabii, büyük cennete yani. Giden kadınlar. Ne olacak yani? Evet. Onlar da yani şimdi cennete gittik. Cennete git, Allah herkese bir şey verecek yani. Cennete gitmektir mühim olan. Ama biz Kur'an ne dediğine bakalım. Ha, yani, insan ne dediğinden çok yani öyle kabul ediyorlar ama yani esas olan nedir? Malzemeyi yani bizim bazen yanlış kültürel bir takım malzemeleri kullanışımız başka insanların da yanlış şeyleri merak etmesine sebep oluyor. Öteden beri hep cennet nimetleri erkeklere sunulacaktır diye bir öğreti şekillenince ister istemez insanlar soruyor yani kadın kısmı ne olacak yani filan diye. Burada meseleyi hani çıkış noktası olarak Kur'an'daki bazı cümlelerin, bazı fiillerin, bazı kullanımların, bazı zamirlerin erkekler üzerinden zikredilmesi sebebiyle muhatapların da erkekler olduğu, sunulacak nimetlerin de erkeklere sunulacağı gibi bir anlayış söz konusu oldu. Halbuki bu dilin kendi özelliği. Halbuki bu doğru yani. Değil. Yani bu o kadar doğru değil ki. Bir iki tane örnek vermek isterim. Tabii. Yani gecenin bu saatinde kaç kişinin dikkatini çekecek bilmiyorum ama önemine binaen çok kestirme bir cevap olacağı için söylüyorum. Yani not alsın kardeşlerim, açıp bakabilirler. Azap suresi diye 33. sure var Kur'an-ı Kerim'in. Bu 33. surenin 35. ayeti kadın ve erkeklere dair duyarlı kadınlar, duyarlı erkekler noktasında 10 tane niteliği sayar Allah-u Teala. O 10 tane niteliğin hem erkek kalıbını verir hem kadın kalıbını verir. İnnel müslimine vel müslimati vel müminine vel müminati vel kanitine vel kanitati. Böyle 10 tane şeyi sayıyor. Sonunda diyor ki e'addallahu lehum, Allah onlar için hazırlamış olacaktır. Mağfireten, bir mağfiret, bağışlanma ve ecren azima ve büyük de bir ödül. Onlar için dediği e'addallahu lehum, hum zamiri erkek zamirdir. O erkek zamirdir ama İşte 10 maddede orada 10 tane maddenin içerisinde hem erkekler hem kadınlar var. Anlaşılıyor ki eğer çok özel bir ayırım ihtiyacı yoksa kullanılan erkek zamirler kadın erkek cinsiyet merkezli değil, şahsiyet merkezli bir mana verir. Hepsini kapsıyor. Hepsini kapsıyor. Yani dil özelliğinden kaynaklı bir şey kendisi. Tabii şimdi düşünün mesela ne diyelim? Vakıa suresinin ayetleri var. Vakıa suresinde Allah-u Teala üç grup insandan söz ediyor mahşer şartlarında. Diyor ki ve küntüm ezvacen selase. Üç grup olacaksınız diyor. Biri defterini sağ taraftan alanlar. Ne uğurlu insanlardır onlar. Biri defteri kendisine sol taraftan verilenler. Ne kötü insanlardır onlar. Biri de dünyada fedakarlıkta önde oldukları için ahirette ödülde önde olanlar. Üç grup. Ulaikel mukarrabun. İşte bu üçüncü grup Hakk'a yakınlaştırılmış olan insanlardır. Fi cennatin naim, nimet cennetlerinde bulunacaklar. Sülletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin. Büyük çoğunluk eski ümmetlerden, bir kısım son ümmettendir. Ala sürurin mevdunetin. İşte mücevherlerle süslenmiş sedirlere
müttekiine aleyha mutekabilin, böyle karşılıklı oturmuş olacaklardır. Şimdi burada kalıp hep erkek. Müttekiine erkek kalıp. Mütekabilin erkek kalıp. Yatufu aleyhim, onların etrafında dolaşacak. Aleyhim erkek kalıp. Evet. Vildanul muhalledun, işte bu yaşlanmayan genç görevliler. Bi ekvabin ve ebarika ve kesim min ma'inin. İşte kadehler, küpler, testiler böyle bir su gözesinden ikram edilecek. İşte o ikram edilen şeyler sarhoş etmeyecek, baş ağrısı yapmayacak. İstedikleri türden meyveler var. Ve fakiyetin mimma yetehayyarune. Erkek şey fiil bu. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve arzu ettikleri türden kuş etleri. Ama yeştehune, bu da erkek kalıp. Ve hurun inun, güzel gözlü huri. Ke emsalil lü'lü'il meknuni, saklı şeyler gibi, inciler gibi. İri gözlü hur, şimdi hur yani gözünün siyahına göre beyazı daha berrak olan, beyazı daha görünen demek. Belirgin yani. Olan. Belirgin. Gözü öyle. Gözü öyle de başka bir şeyinden söz etmiyor yani. Bir cennet arkadaşlığının yani cazip oluşundan söz ediyor. Yani böyle bir cazip bir arkadaş yani olacak. Yani sanki biraz da hocam gözünü o hizmet edecek kişiden ayırmayan, her an bir şey istese de ben onu hizmet etsem o da diye bakacak bir şey gibi. Tabii o şeyde kasıratut tarif o şeyde geçiyor. Rahman suresinde var, bir de Saffat suresinde var. Yani oraya arkadaşına kilitlenmiş yani, ama burada gözü de güzel yani. Yani güzel gözlülük sadece dişilere ait bir özellik değil ki. Yani burada bir dişi göndermesi yok. Bu ödülün verileceği insanların sadece erkekler olduğu görüşü yanlış. Burada sayılan es-sabikun es-sabikun, yani fedakarlıkta önde olanlar ödülde de önde olacaklardır. Bu tabir de erkek tabirdir. Bunların içinde kadınlar yoktur denemez. Böyle bir şeye kimsenin cüreti olmaz. Bunlar eski ümmetlerdendir. Şimdi kim Hazreti Hanne'yi bunların dışında sayacak? Kim Hazreti Meryem'i bunların dışında sayacak? Kim Hazreti Musa'nın annesini bunların dışında? Kim Firavun'un hanımı Hazreti Asiye'yi bunların dışında sayacak? Kimin böyle bir cüreti var? Böyle bir şey yok. Bunların içerisinde zaten kadınlar da var. Ve bu kadınlara verilecek olan ödüller işte sayıyor. İşte meşrubat türleri, işte kuş eti, meyve türleri ve güzel gözlü cennet arkadaşlar. Yani o huriler hem erkekler hem kadınlar. Tabii hem erkekler hem kadınlara. Ve onun cinsiyetinden bahsedilmiyor. Hayır. Cinsiyet, bunun zaten şey cinsiyet göndermesi yapmıyor. Bakın şeyde de var. Tur suresinde de hem vildan kelimesi hem gilman kelimesi. Bakın gilman kelimesi şeyde geçiyor. Surenin 24. ayetinde. O gilman içinde lü'lü'ün meknun diyor. Saklı inciler gibi. O da aynı. Şimdi diyor ki bu erkektir, o dişidir. Hayır. Bu neyse o da aynı. Bu kime verilecekse öbürü de aynı. Yani hepsi her cennetliğe verilecek kardeşim. Burada bir cinsiyet ayrımı yok. Şahsiyet, ödül merkezli bir sunumdan söz ediyor Allah-u Teala. Çok şey yapılan, nasıl diyeyim, hani farklı anlatılan, farklı anlatıldığı için de bir kısmının dine mesafeli durmasına sebep olan birkaç ayet daha var. Yani onları da konuşmak lazım. Konuşmazsak eksik kalır. Adam diyebilir ki niye onlardan söz etmiyorsun? Mesela bu saklı cinciler gibi güzel gözlü hurilerden söz ediyor. Ama cezaen bima kânû yâmelûn. Dünyada yapmış oldukları şeyin karşılığı olarak bunlar verilecek. İşte cennette boş şeyler işitmeyecekler. Günaha sokan şeyler işitmeyecekler. Hep esenlik dileğinden oluşan söylemler dinleyecekler. Bunlar sabikun denenlere verilecek ödüller. Bitti. Birinci gruba verilecek ödülleri saydı, bitti. Şimdi geliyor ikinci grup. Ve ashabul yemini ma ashabul yemin. Defterini sağ taraftan alanlar, sağın adamları. Böyle ideolojik sağcı demek değil bu yani. Amel defteri kendisine sağ taraftan verilen. Şimdi bunun tercümesine bakıp da Kur'an'a küsmenin bir alemi yok. Bunun açıklaması فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ diye hem İnşikak suresinde hem Hakka suresinde hem İsra suresinde geçiyor. Yani bu amel defteri kendisine sağ taraftan verilen
cennetlik demektir. İdeolojik bir tanımlama filan yapılıyor değildir. Öyle bir şey yok. Bunlar işte fi sidrin mahdudin anlatıyor. Bunlar meyveleri, işte sedir ağaçları, kirazlar, muzlar filan anlatıyor. Sonunda diyor ki işte vefakiyetin kesiretin. Daha pek çok meyveler var. La maktu'atin ve la memnu'atin. Bu meyveler var ya diyor. İşte bu sedir ağaçları, efendim muzlar, işte kirazlar. Bunlar la maktu'atin. Arkası kesilmiyor. Kesintisiz. Böyle. Kesintisiz. Ve la memnu'atin engellenemiyor. Yani bir başkasından bir zılgıt yemiyor. Yani ne kadar istersen alıyorsun. Başka ve furuşin merfuatin. Yükseltilmiş furuş, döşekler. Firaş yatak demektir. Furuş o çoğul yani. Döşekler. Merfuatin böyle kabartılmış yani. Merfu'a o demek. Raf olmak, kaldırmak demektir. Kaldırılmış. İnna enşe'nâhunne inşa'en. Biz onları yeniden inşa etmiş olacağız. İnşa, yeniden inşa edilmiş onları. Onları deyince bunu diyor ki onları hurileri diyor. Kardeşim huri konusu bitti o. Şimdi ikinci grubun ödüllerinden söz ediyor. Döşeklerden bahsediyor. Ha, bu hunneyi bu bağlamda bir yere götüreceksin. Oradan atlıyor hurileri. Onlar yeniden işte bakiredirler. Oradan vuruyor yani. Alakası yok. Bu onunla alakalı değil. Bu bağlamın içerisinde döşeklerle alakalı. Onların kabartılmışlıkları alakalı. Üzerine başka kimsenin yatmadığıyla alakalı. Fecaallâhunne ebkâren. İşte onlar ebkardır, bakiredir. Bu bakireyi cinsel anlamda alıyor. Ya kardeşim döşeğin bakiresinden bahsediyorsa onun üzerine daha önce kimse yatmadı. Oturmamış. Demektir. Oturmadı demektir. Yani cennetliğe özel hazırlanmış demektir yani. Ona ait. İlk defa o oturacak. O oturacak. Onundur yani. Bunu cinsel içerikli algılıyor. Bu yanlış bir algıdır. Bu doğru bir algı değil. Çünkü bunlar kadınlara da verilecek gözüm. Yani ashabul yemin amel defteri kendisine sağ taraftan verilen sadece erkek değil ki. Kadınlar da var bunun içerisinde. Metin yarısı kadın yani. Değil mi? Ama tabii o şimdi başka bir rivayette de çoğu kadınların cehenneme gidiyor filan diye peygamber ya. Böyle bir şey demez ya. Mümkün değil. Allah Allah ya bu nasıl bir şey? Böyle anlatılınca burada zaten kadına da yer vermiyor vatandaş. Ama defteri sol taraftan verilene sıra gelince oraya kadınları sokuyor. Sağ taraftan verilene ödüllerde kadınlar yok. Sol taraftan verilen cezalardan söz edilince orada kadınlar var bolca. Yani hocam şu dünya hayatında geleneksel din anlayışının kadınlara dini de dünyayı da dar etmesi, haram etmesi olduğu gibi şey ahirette böyle, de rahat bırakmamışlar. Cennete yani, de sokmuyorlar, cennete de rahat vermiyorlar. Erkek merkezli bir din sunumunun bizi getirip dayandırdığı nokta bu. Bir ayet daha söyleyeceğim. Bunu mutlaka söylemem lazım. Bu konuları defalarca anlatmış bir insanım ama ilk defa şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. İlk defa burada söyleyeceğim. Nebe suresi diye bir sure var. Burada da Allah-u Teala önce son saatle ilgili bilgiler veriyor. Önce insanların tereddütlü olduğu konulardan söz ediyor. Sonra yaratıcılığından 10 tane konu başlığı veriyor. Bunlara kadir olan kudretin işte şunlara da gücünün yetmesinden tereddüdünüz olmasın diye böyle bir bilgilendirme yapıyor. 10 konu başlığı. Ben oralara girmiyorum. Sonunda diyor ki inne cehenneme kânet mirsâden. Cehennem gözetlemektedir. Gözetleyicidir. Cehennem gözetliyor. Bu mecazi bir ifade. Yani kim oraya girecek? Onları gözetliyor. Kim bunlar? Kimi gözetliyor? Nittâgîne meâben. Orada varıp duracak olan azgınları. Kendisine girecek olan azgınları bekliyor demektir. Ne olacak peki orada? Labisine fiha ahkaba. Orada çok uzun asırlar boyu kalacak bu adamlar. Peki. La yezukune fiha berden ve la şaraba. Bu cehennemlikler, cehennemde hiçbir serinlik, bert, soğuk serinlik ve la şarabe, hiçbir böyle gönül hoşlayıcı bir meşrubat tadamayacaklar. Bunun yerine illa hamimen ve gassaka. Kaynar su ve irin, kusmuk. Yani verilecek onlara. Böyle bir bu cehennemin menüsü. Niye bunlar verilecek bu adamlara? C-
Ceza en vifaka yaptıklarının tam karşılığı olarak böyle yapmışlardı. Hakikate böyle ateş püskürmüşlerdi. Hakikate iğrenç şey muamelesi yapmışlardı. Müminlerle alay etmişlerdi. İşte zaten devamında diyor. İnnehum kânû lâ yercûne hisâba. Onlar hesabı mahşerdeki yargılamayı hiç ummuyorlar. Buna inanmıyorlardı. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizâba. Ayetlerimizle sürekli hep artan oranda yalanlıyorlardı. Ve külle şeyin ahsaynâhu kitâba. Biz de her şeyi kitapta teker teker sayıp döktük. Fezûku ve onlara demiş olacağız ki şimdi tadın bakalım azabı. Felen nezîdeküm illâ azaba. Sizin sadece azabınızı arttıracağız. Azap artıyor. İnkarları arttığı için azapları da artıyor. Bu şimdi cehennemliklerle alakalı. Şimdi buradan kardeşlerime söylüyorum. Bir Kur'an talebesi olarak hani 30 yıldır Kur'an'ı anlamaya çalışan bir adam olarak söylüyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'de böyle mesanilik diye bir şey vardır. Methani. Methani, Kur'an'ın bir konuyu zıddıyla anlatma tekniğine deniyor. Methani, yani bir yerde cehennemliklerden bahsediyorsa, onun önünde veya sonunda cennetliklerden de bahseder. Ve o bahislerde içerikler birbirinin zıddı olarak gelir. Yani mesela cehennemlikler için bukağılar, zincirler filan ateşten söz eder İnsan suresinde. Sonra onlar için bir hürriyetten, bahçeden, meşrubattan söz eder. O cehennemliklerin bulunduğu o ağır şartların zıddına cennetliklerin ödüllerinden söz eder. Şimdi aynı mantık burada da var. Cehennemlikleri anlattı. Ne dedi? Dedi ki cehennemlikler orada asırlar boyu bir sıkıntı içinde, sıkıntıda olacaklar. Hiçbir serinlik ve hiçbir meşrubat, tatlı bir meşrubat tadamayacaklar. Şimdi geliyoruz. 30. 31. ayete. İnne lil muttakine mefaza. Onlar orada sıkıntılı asırlar boyunca yaşayacaklar. Burada bir mefaz var, bir başarı var muttakiler için. Kurtuluş var, ödül var yani muttakiler için. Orada sıkıntı, tağin denen azgınlar için sıkıntı, muttakiler için şey var. Yani başarı var, kurtuluş var. Sorumluluk bilincini yaşamış, duyarlı kullar için. Duyarlı insan demek, sorumluluğunu bilen insan demek. Hayatı Allah'ın dediği gibi yaşayan demek. Emirlerini gözetip yasaklarından kaçınabilen, Allah'a dayalı bir hayat yaşayabilen duyarlı insanlar demektir. Muttaki o demek. Şimdi bunun içinde kadın da var, erkek de var. Sadece erkek değil. Muttakin kelimesinin kalıbının erkek olması, ödülün erkeklere ait olduğu sonucunu vermez. Bunu diyenin Kur'an'dan haberi yok yani. Gerçekten. Bu bir Kur'an üslubudur. Bunu bilmiyorsa çok ayıp bir şey yani. Mefazen kurtuluş var. Ne var şimdi? Sayıyor. Hedaika, bahçeler. Ve a'nabe, a'nab var. A'nab ne? İnep kelimesi üzüm demek. A'nab onun çoğulu, üzümler, bağlar yani. Yani sıkıntı vardı, onun karşısında şimdi cennette bahçe var. Tabii, orada keyifli bir içecek yoktu, burada üzüm suları. Şimdi, öyle onun karşılığı şimdi. Yani oradan kopuk olmaz bu. Orayla beraber anlayacağız bunu biz. Orada sıkıntılı bir hayat vardı. Bak burada bağlar var, bahçeler var. Orada bağ bahçe aynı zamanda serinliği ifade eder, gölgeliği ifade eder. Zaten cennet gölgelik yer demektir. Onlar orada la yezûkûne fîhâ berden, bir serinlik bulamıyorlardı. Bak burada bahçe var, bağ var, serinlik var. Ve la şerâba, içecek güzel bir şeyi de tadamayacaklar diyordu. Şimdi onun karşılığı, içecek şeyin karşılığı, hamîm ve gassâk vardı cehennemlikler için. Kaynar su ve irin. Şimdi onun zıddı bir şey. Ne var? Ve kevâibe etrâba. Kevâibe etrâba. Şimdi bahçeler var, bağlar var. Kevâibe etrâba var. Sonra bir sonraki ayette ve ke'sen dihâka. Ağzına kadar alabildiğine dolu kaseler var. Bahçe, bağ, kevâibe etrâb ve alabildiğine dolu kaseler. Ne dese beğenirsiniz? Kevâibe etrâba, küçük genç kız çocukları. Ne alakası var şimdi bununla bunun? Yani kupa, fincan, çay tabağı diyorsun, araya da diyorsun ki ne diyorsun? Yıldız. Ne alakası var şimdi bunlar yan yana? Yan yana bunlar zikredilmez kardeşim.
birbiriyle alakalı şeyler peş peşe bağlamının gelir. Dışında sonra yani bağlam dışı bir şey. Hem kendi içinde ifadeler birbirine uyumlu değil. Hem o cehennemliklerle ilgili onlara vaat edilen, vaid dediğimiz tehdide konu olan şeylerin zıddı şeyler olacak burada. Orada şerap, meşrubat tadamıyorlardı. Onun karşılığı burada şimdi. Ve kevaibe etraba. Bağ, bahçeleri var. Bağlar var. Kevaibe etraba. Yeni tomurcuklanmış, salkımı düzgün üzüm salkımları demektir. Üzüm salkımları ve onlardan oluşan ke'sen dihaka, işte ağzına kadar dolu kaseler var. Hem buradaki sıralamadaki sayılan şeylerin birbirine uyumu, hem de cehennemliklerin mahrum bırakıldıkları şeylerin cennette onlara ödül olarak verileceği nimetler bahsi bağlamında geçiyor. Yani bunları eşleştirdiğimizde karşımıza çıkan şeyin aslında o daha yeni tomurcuklanmış üzümler, evet, olduğunu anlıyoruz. Evet. Orada ne bir genç kızdan bahsediyor, hayır, ne onun tomurcuklanmış herhangi bir yerinden bahsediyor, ne de cinsellikle ilgili yani bir şeyden bahsediyor. Yani burada çünkü yani kardeşim yani yeme menüsü, meşrubat, serinlik, mahrum, onların mahrum olduğu şey la yezûkûne fiyâ berden ve la şerâba. Onun zıddı burada olacak şimdi. Orada birer kelimeyle anlatılıyor. Sıkıntı birer kelimeyle anlatılabilir ama ödül birkaç kelimeyle anlatılır. Özendirici olsun diye. Bert kelimesini, serinlik manasını kalkıp sadece bahçeyle geçiştirebilir de Allah-u Teala. Ama ödülün daha teşvik edici olması için onun üzerinden daha yoğun bilgiler verir. Orada bir ayetle geçer, burada üç ayet verir. Niye? Cennete teşvik olsun diye. Bahusus yani özellikle söylemek istediğim, cennet ödülleri her bir cennetliğe vaat edilir. Orada cinsellik ve cinsiyet üzerinden değil, şahsiyet üzerinden verilecek bir ödül sisteminden Kur'an-ı Kerim söyler. Hocam zaten eğer ki her cennetliğe vaat edilmiyorsa bunlar veya verilmeyecekse, o zaman yani kadınlar diyelim ki buradaki ödüllerden mahrum olacaklarsa, sorumlulukların da o zaman yarım olması gerekir erkeklere göre dünyada imtihan edilirken. Ya işte, yani böyle bir şey düşünülemeyeceği için yani, Allah eşit şekilde sorumlu tutuyorsa eşit şekilde ödüllendirecek ve eşit şekilde cezalandıracaktır yani yaptığı ya iyilik veya kötülüğe göre. İşte insanlar mahşerde üç grup olacaklar diyor yani. Üç grup. Yani üç farklı cinsten söz etmiyor arkadaş. Evet. Yani es-sabikun yani fedakarlıkta önde olan ödülde de önde olacak işte. Bunun kadın erkeği yok, hepsi. Zaten yani şey geçmiyordu hocam. Erkek olsun kadın olsun biz kim hayırlı işler yaparsa onun ödüllerini. Dolu bir sürü ayet var. Boşa çıkarmayacağız diye. Yani ben şimdi vakit zaten yok diye yani öyle Ali İmran suresi 195. Evet. ayette var. Nisa suresinde var. İşte demin okuduğum Ahzab suresinde var. Hucurat suresinde var. Yani bu erkek kadın yani cinsiyet üzerinden değil. Peki kadınlara yönelik özel cinsiyet üzerinden kullanımlar yok mu? Var. Kadınlara ait özel hükümlerse şimdi kadınların ay halinden söz ediyor. Oradaki zamirler tabii dişi zamirler. Yani orada erkek zamir kullanacak hali yok. Boşanma hukukuyla alakalı işte kadınların beklemek gereken iddet diyelim süreleri veya işte mirasla alakalı taksimatta veya kadınların mesela peygamberimizin hanımlarıyla alakalı Ahzab suresine verilen özel bilgilendirmelerde veya Tahrim suresinde yine peygamberimizin hanımlarıyla ilgili konuşmalarında yani zamirin dişi olması, fiilin dişi kalıpta getirilmesi gereken elbette yerler var. Yani bu hiç yok demek tabii değil. Var da orada zaten özel maksat odur. Beri tarafta böyle bir özellik yok. Beri tarafta ödülü hak eden insanlardan söz ediyor. Bunlar iki grup. Biri önde olanlar, biri defterini sağ taraftan alan yiğitler işte. Yani. Hocam biz tabii bir 7-8 dakikamız kaldı. Soruların tamamını soramadık ama tanıtımda da duyurusunu yaptığımız için isterseniz son olarak Hazreti İsa'nın tekrardan yeryüzüne gelip gelmeme meselesini konuşup onunla bitirelim. Tamamlayalım çünkü bunu duyurduk konuşacağımızı. Bu 7-8 dakika içerisinde artık ayetlerden ne kadar örnek verip özetleyebilirsek isterseniz o soruyu cevaplayalım. Yani Hazreti İsa tekrardan yeryüzüne gelecek midir? Yani tabii o program konusudur. Evet. Yani bu ne kadar yani her bir hocam tabii ne kadar özetlersek özetleyelim hiçbir şekilde özet olmayacak bu. Olmaz yani. Bir sürü ayet var. Şimdi dinleyen diyor ki ister istemez yani. Tamam o ayeti okuyorsun da bir tane daha var onu niye okumuyorsun? Onunla da referans verdim hocam. Ben öteden beri
biri Kur'an adına konuşacaksa onun o konudaki Kur'an ayetlerinin hepsini bilmesi gerektiğine inanıyorum. Hepsini bilmiyorsa eksik kalır kardeşim. Yani şu kupayı düşünün. Bu kupanın sadece T harfini gösterseniz adama bu nedir deseniz T der. Doğrudur bu T. Yanındaki V'yi de gösterseniz TV, bu TV diyor. Doğrudur. Ama biraz önce T demiştin onu unutuyorsun. V'yi görünce televizyon diyorsun. Sonra yanında 8'i gösteriyorsun. TV8, ha bu bir televizyon kanalı diyorsunuz. Sonra bunu gösteriyorsunuz, ha bu bir kupa diyorsunuz. Ne oldu? Biraz önce T diyordun, TV diyordun, TV8 diyordun. Şimdi kupa diyorsun yani. Bak niye değişti? Hepsini görünce değerlendirmen değişiyor yani. Değişiyordan kastım gelişiyor yani. O T dediğin doğru yani. Ve doğru. Bunlar yanlış değil ama hepsi ondan ibaret değil. Tamamını bilmezseniz parçacı yaklaşımlarla bütün üzerinden yaptığınız değerlendirmeler sizi hakikate götürmez. O zaman diyor ki vatandaş ister istemez. Yani gizliyorsun bazı şeyleri. Yok kardeşim ya ne gizlemesi? Allah'ın kitabı, Allah'ın kitabı gerçekleri gizleyenlere lanet okunacağını söylüyor. Hocam sonra çok şükür Allah'ım da olsun yani bizim Allah'ın kitabına karşı güvenimiz tam. Niye gizleyelim bir şeyi zaten? Yani ayetler apaçık elimizden geldiği kadar ifade etmeye çalışıyoruz. Evet ya işte onun için yani kısa olunca da filanca şey okunmadı, niye okunmadı diye bir tereddüdü olmasın insanların. Bu Hazreti İsa ile alakalı bir şey bir, yani onun özel olarak onun üzerinden konuyu ifade etmeden önce genelde insanoğlunun tabi tutulduğu bir iki yasa var. Bunları hatırlatmak lazım. Nedir bu? Bir tanesi şu. Allah-u Teala buyuruyor ki Enbiya suresinin 34. ayetinde buyuruyor ki ve ma cealna li beşerin min kablike el hulde. Biz senden önce peygamberimize diyor. Senden önce hiçbir beşer için uzun bir hayat vermedik. Şimdi bakın eğer Hazreti İsa bu ayetlerin indirildiği dönemde yaşıyor olsaydı li beşerin kelimesi, beşer nekre bir kelime. Belirteç edatı yok. Hiçbir beşer için senden önce uzun bir hayat vermedik. Eğer Hazreti İsa yaşıyor olsaydı burada derdi ki illa İsa ibn Meryem. Evet. Meryem oğlu İsa hariç. İstisna tutardı yani. Böyle bir şey demiyor. Böyle bir istisna yok. Başka bir ayette diyor ki şeyde Zümer suresinde inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen ölümlüsün onlar da ölümlü. Efeyim mittefehumul halidun. Bu Enbiya 34'te geçiyor. Şimdi sen de öleceksen onlar mı kalacaklar? Ölümsüz mü olacak onlar? Onlar mı hulut sahibi olacaklar? Yok olmaz. O da bir ölümlüdür. Hazreti Peygamber'den önce böyle Hazreti İsa'nın peygamberimizden işte 500-600 sene önce dünyaya geldiğini biliyoruz. Yani 600 sene böyle 6 sene değil. Yaşıyor olsaydı burada bir istisna mutlaka bulunurdu. Yok böyle bir şey. Şimdi Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu oluşuna dair Hristiyan söylemin ileri sürdüğü bir takım kabuller Kur'an'dan referans almaz. Kur'an bunların hepsini reddeder. Onun için ikide bir Hazreti İsa'nın Meryem'in oğlu oluşu evet. gündeme getirilir ısrarla. Niye? Onun beşer olduğuna yani ilahi bir tabiatının bulunmadığına Allah-u Teala özellikle gönderme yapar. Hatta hatırladığım kadarıyla başka hiçbir nebi için böyle bir şey geçmiyor. Tabii filanca işte şunun oğlu, şunun oğlu, şunun öyle öyle geçmez. Yani İbrahim'in evet. Oğulları filan geçer de Yakup'un oğulları geçer de yani bu böyle bir peygambere özellikle annesi ve babası üzerinden böyle bir beşer vurgusu ihtiyacı yoktur. Niye? Bu tartışılacak bir şey değil. Hazreti İsa bir beşerdir. Peki her beşer ölümü tadıyor mu? Tadıyor. Hazreti İsa şu anda yaşıyor ise o zaman bir takım soruları soracağız. Yani eğer öyle ise sorulardan kaçmanın bir alemi yok. Yine Ali İmran Suresi 185. ayette de hocam bütün canların, nefislerin ölüm tadacağı ayetleri aynı Ankebut'ta da geçiyordu. Yani dolayısıyla Ankebut'ta da var işte Enbiya 35. ayette de var. Yani ölüm hani onun cevabı var diyor ki tadacak diyor. Tatmadı. Bunlara asıl cevap 34. ayet. Senden önce hiçbir beşere böyle uzun hayat vermedik diyor. Vermediyse demek ki bir şey yok işte. O da bunların arasındadır. Şimdi çok temel sorular var.
Hazreti İsa yaşıyor. Tamam, yaşıyor. O kabul edelim. Ne olacak şey? Şu ayetlere ne diyeceksin mesela? Meryem suresinde. Allah-u Teala diyor ki Hazreti İsa'yı konuşturuyor. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Hayatta olduğum sürece Allah bana salatı ve zekatı emretti. Ve berren bi valideti ve anneme iyilik yapmamı emretti. Şimdi otomatik olarak Hazreti Meryem de sağdır mı diyeceğiz yani? Zekat verdiğine göre aynı platformda birilerine zekat veriyor mu diyeceğiz yani? Kaç tane daha sağ birilerini bulacağız? Kardeşim niye zorluyorsun ki yani? Sonra Hazreti İsa gelince niye gelecek? Niye gelecek? Son peygamber geldi. Bir daha peygamberlik gelmesi, bir daha peygamber olarak gelmeyeceğinin garantisi ne? Peygamberlik öyle emeklilik kaldıran bir görev değil. Peygamberlik görevden almayı gerektirecek bir kurum değil. Hazreti İsa peygamberlikten sonra nasıl bir şeref arayacak ki peygamberlikten ayrılmış olacak? Sonra Kur'an'ın başına yeni bir iş gelmeyecek. Kur'an Allah'ın koruma garantisinde. Bu kitabın başına bir iş gelmeyeceği için, Allah'ın kitabı bozulmayacağı, tahrif edilmeyeceği için bunu düzeltmek diye bir peygamberi görevi gerektirecek bir şey söz konusu değil. Kaldı ki bakın Ali İmran suresi 55. ayet. Hazreti İsa'nın açıkça öldüğünü söyleyen ayet. Onunla tamamlamış olalım. Nisa suresi 157. ayet. Hazreti İsa'nın öldüğünü söyleyen ayettir. Ve nihayet Maide suresinin 116-117. ayetleri, hele ki 117. ayeti, Hazreti İsa'nın çok kesin bir şekilde öldüğünü ifade eden bir ayet-i kerimedir. Bizim için son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. O gelmiş, o da ölümü tatmıştır. Bundan sonra yeni bir peygamber gelmeyeceği gibi, İsa Aleyhisselam inmeyeceği gibi, öyle Mehdi filan beklentisinin de hiçbir alemi yok. Bu alem Aliye İzzet Begoviç'in dediği gibi, tembelliğimizin adını Mehdilik diye koyup yan gelip yatmanın bir alemi yok. Kul olmakla yükümlüyüz, Mehdi beklemekle yükümlü değiliz. Hocam Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamız bizlerle birlikteydi. Kur'an'a göre kıyamet ve ahiret konusunu işledik. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz.